Benim yaklaşık 17-18 senem bu caddede geçti. Şu fotoğrafın çekildiği. Burası King Street. King Caddesi. Tam da takıldığım restorantın önündeyim. Gece hayatını seviyorum. Artık bitti de. Ve dermanım yok yani dışarıya çıkacak. Ondan sonra fakat yaklaşık 17-18 sene hayatım burada geçti. Bu önünde fotoğraf çekildiğim. Buralarda geçti yani. Burada eğlenilen restoranların canlı müzik olan restoranlar bu bölgede, bu çevrede. Bu cadde turistik bir cadde. Ondan sonra hafta sonları aileler, işte çiftler, tekler, kızlar, erkekler bu caddede hiçbir şey yapmıyorsa dolaşırlar. O çok yoğun olan bir caddedir. Şimdi eski özelliğini yitirdi. Artık alakası yok. Zaten dünyanın tadı yok. Dünyanın hiçbir yerinde o eski tat yok. Ondan sonra ben burada işte 17-18 senem geçti gece hayatında. Gece hayatında tanırlar beni. Yani çünkü sürekli dans ettiğim, hep mutluydum. Sürekli eğlendiğim için insanlar tanır beni. İster istemez insanların dikkatini çekiyor. Hep dans ediyor, hep mutlu, hep içiyor. Onun için gece hayatımdan çok insan beni tanır. Yani binlerce insan tanır. Yani kimisinde 10 sene beni hep akşam görmüş, bir gün gündüz partisinde ilk defa gündüz yüzümü görüyorlar. Yani ilginç, işi komik yani. Ya dedi, ben seni ilk defa, kızım biri, ben seni ilk defa dedi aydınlık, yani güneş ışığında görüyorum dedi. Doğru, bir düşündüm. Çünkü genellikle saat 9'da gidiyorum. İşte 2'ye kadar. Hep öyle yani. Gündüz çalışıyoruz çünkü. Şimdi o caddenin, takıldığım caddenin yıllardan beri bir tane Fransız pastanesi var. Kafeterya. Oraya takılıyorum zaman zaman. Bir de yolun sonunda Starbucks var. Orası daha da yoğun oluyor. Köşe olduğu için oradaki hareketlilik çok daha fazla yani. Çünkü deniz kıyısı, hemen benim yanım nehir kıyısı. Deniz kıyısı değil, nehir kıyısı. İnsanlar orada da yürümeyi seviyorlar. Sokak aktiviteleri oluyor. Kimisi işte bardak çalan var, bardaktan müzik yapan var. Ondan sonra işte farklı farklı, kimisi sihirbazlık yapıyor, kimisi farklı enstrümantal aleti çalıyor. Ondan sonra renkli bir hareketlilik var sokakta. Ben de aynı Starbucks'a yaklaşık 17 yıldan beri giderim. Aynı yere otururum, kitap okurum orada. İspanyolca çalışıyorum. Ya okuyorum ya yazıyorum. Yani etrafın canlılığı da hoş oluyor yani. Böyle işte güzel güzel kızlar, kadınlar, işte grup halinde öğrenciler geliyor, geçiyor. O canlılık yetiyor zaten. Gözünün önünde her şey. Akşamüstü giderdim. Saat 5 gibi. Alırım kahvemi. Ondan sonra akşam hava kararıncaya kadar evde olsan kompütürün başında, yani sürekli ekran başında, orada iyi oluyor. Hemen hemen her gün gidiyordum. İş gelirse de işimi hemen bırakıyorum oradan. Direkt iş, yani iş görüşmesine, zaten saat 5'ten sonra iş görüşmesi olur. Gidiyordum yani, işimi de takip ediyordum. Sürekli olarak bu vatandaşlık bilincidir. Genellikle 50'li yaşlı kadınlar. Şimdi etrafın fotoğrafını çekiyormuş gibi benim de fotoğrafımı çekiyor. Şikayet ediyor herhalde. Hani bir yabancı tipim, buraya göre yabancı. İşte 5 dakika
10 dakika içinde polis geliyor. Bir şey sormuyor bana. Ben zaten oradayım 17 seneden beri yani. Hep oradayım yani. Sürekli olarak gelip orada kahve içimi oturuyorum da 3 saat falan oturuyorum. Bakıyor ki bazen merhaba diyor geçiyor. Ondan sonra geliyor kahvesini alıyor. Yani benle bir şey sormuyor. Ama ben anlıyorum ki oradaki kadınlar vatandaşlık bilinci içerisinde yabancı bir insanı şikayet ediyor. Yani normal bu. Bir gün oturuyorum gene aynı şekilde. Bisikletli bir çift geldi. Yaklaşık 40-45 yaşlarında. Hani evde kal, hani kimseyi beğenmeyen modeller vardı. Bunlar çok değildir. 3-5 tanedir bu modeller. Beğenmezler yani. Karşı cinsi beğenmezler. En sonunda zaman geçmiştir artık. Her şeye razıdır. Fakat talip olacak insan yoktur. İki tane böyle model birbirini bulmuş. Tam geldi benim önüme. Ben de yazıyorum. İşte İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. İşte yazdıklarımı kafamdakileri kağıda geçiriyorum. Şimdi diyor ki benim hakkımda konuşuyor. Üç adım ileride konuşuyorlar. Ana kadın kız diyor ama iğrenç diyor. Tamam mı? Bana, benim için. Türkçe konuşuyorlar. ona haklısın diyor, tamam mı? Erkek de haklısın diyor. Ondan sonra kahve almaktan vazgeçtiler. Karşıda dondurma değil de dondurmaya benzer şey yapıyorlar. Sahte yani ne diyor? Yoğurt çeşitleri yapıyorlar. Burada yoğurda farklı yoğurdun durumu. Yoğurt diye satıyorlar. Onu süslüyorlar böyle çocuklar gibi falan. Şimdi düşündüm. İki tane ayrı bir model, tamam mı? Belli evde kalmış. Bulmuşlar birbirlerini. Tam denk yani. Ondan sonra, çünkü söylemlerinden yani normal bir çift söylemi değil zaten. Ondan sonra buraya dedim ben şimdi bunlara cevap vereceğim. Tamam mı? Yani normal cevap vermeyeceğim tabii ki. Ondan sonra polislik olacak. Şimdi polise anlatamazsın bizim Türklerin aramızdaki şeyi. Anlamaz. Yani yabancı yani bizim diyaloglarımızı mümkün değil. Yabancıya anlatamazsın. Yabancılar üç tane küfür eder. Üç tane de toplam küfürü. Bir de parmak işareti yaparlar. Bu kadar. O dört tane hareket gereğinden fazlasını anlatır. Türkler için yüzlerce küfür vardır. Manası da yoktur. Küfürü çözümlemeye çalıştığın zaman bir manası yok, karşılığı yok. Ama sarf ediliyor. Ondan sonra dedim durup dururken şu iki tane moloz yüzünden polislik olacağız. Kayıtlara geçeceğiz. Bilmem ne yapacağız. Gittiler ileride. Ondan sonra aldılar. Yollarına devam ettiler bisiklette. Ulan dedim hani istersen bela nasıl buluyor bak. Starbucks'ta kahve içiyorum. Kitap okuyorum. İki tane moloz geliyor önüne bisikletle. Hani ben bir yere gitmiyorum yani bir şey yapmıyorum. Bir şey yiyip içmiyorum. Geliyor senin hakkında ileri geri konuşuyor. İğrenç diyor bilmem ne diyor. Hani insan başına iş almak isterse kolay canı alabiliyor. Ulan dedim bunlar yani bunlarla ben muhatap olmak zorunda kalacağım. Ondan sonra belki de şeylik bir şey olmaz. Cezaevlik bilmem ne bir şey olmaz da belki birbirimizden özür dileme yani diyecekler ki ya tamam hani özür dileği kapansın diyecekler. Ben bu molozlardan özür dilemek zorunda kaldım. Yani ben bir şey yapmadan önce, bir adım atmadan önce bir artısını eksisini değerlendiririm. Ondan sonra bana ne getirip ne götürür diye, değer mi diye. Ondan sonra değmez diye karar veririm. Genellikle değmez diye karar veririm. Yoksa ona uyduğun zaman insanın hayatı değişebilir.
aklıma geldi şimdi. Yani vatandaşlık bilinci diye bir tarafta yabancı diye fotoğraf çekip şikayette bulunuyorlar. Bulunsunlar. Öyle şeyden ben alınmam. Polisin olduğu yerde de güven vardır. Güven ortamı vardır. Polis var ki çevrende. Ama ben orayı güvenli hissederim. Bir tarafta da durup dururken üzerlerine düş yani iğrenç diyor bana iyi mi? Yani bak şimdi dünyanın öbür ucunda geliyor bir tane Türk'ü buluyor onun Türkçe karşısına geliyor ileri geri konuşuyor. Yani Türk iki tane molos taş var ya çakmak taş molos taş ve de dünyanın öbür ucunda buldular iyi mi? Dünya böyle bir şey işte.